Tekstus'un bir başka videosunda bir aradayız. Şimdi size ilginç bir program tanıtmak istiyorum. Çok ilginç değil aslında ama fonksiyonel bir program. Biliyorsunuz iOS cihazlar çok ciddi bir güncelleme aldılar yakın zamanda. Ben de bu iPad 2 gibi hevesli bir insan olduğum ve güncellemeleri sevdiğim için hemen sanki yani işte kelimeyi söylemeyeceğim. Bir şey varmış gibi kalktım, yükledim. Açıkçası sonrasında da çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim kendi adıma. Hem pil sorunu yaşıyorum. Cihazımın pili daha kısa dayanıyor. Hem de açılıp kapanma süresi daha uzadı. Üstelik bazı programlarda daha sıkıntılı çalışıyor güncellemiş olmama rağmen. Ama benim için asıl sıkıntılardan bir tanesi güncellenmiş yeni müzik programının. Yani bu iPad'in aslında hani kalbi diyebileceğimiz ki biliyorsunuz iPad'ler ve iPod'larla müzik dünyasını değiştirdi Apple. Sürekli güncellemeler geliyor ve bu işte en son güncelleme ile birlikte müzik çalarımız böyle bir görüntüye sahip oldu ki ben bunu kullanmakta biraz sıkıntı yaşıyorum. Çünkü çok alıştığım, yıllardır kullandığım birçok fonksiyon ulaşılamaz durumda. Bazıları görünür halde değil. Bir süre kullanmaya çalıştım. Mesela ben elimde amfiye bağlıyorum iPod'umu şey üzerinden. Amfimin Wi-Fi bağlantısı var. Wi-Fi üzerinden amfiye bağlıyorum. Ben oda, istediğim odadan müzik çalabiliyorum. Ancak yeni arayüzde, bu yeni programın arayüzünde dahili bağlantı yeri seçmek mesela görünür halde değil. Çok ciddi sıkıntı yaşıyorum hakikaten. Şarkıcıları aramak problem. Eskisi gibi işte arama moduna girdiğimizde search yani çok gerçekten sıkıntılı. Bu yüzden de ben bir arayışa girdim. Ben dedim internetten bakayım değişik ne program var ve karşıma şu ilginç program çıktı. Bon Jovi. Yani Bon Jovi'den geliyor herhalde diye düşünüyorum. Bon Jovi DPS diye bir program. Size kültürlü görünmek için de şarkı olarak Barbra Streisand'ın What Matters Most albümünden How Do You Keep The Music Playing'i seçtim ki arabesk bir kro tarafım çok öne çıkmasın diye. Programı gerçekten hani bu çok alıştığımız hani eski usul iTunes'un eski sürümleri gibi bir arayüzü var. Bakın mesela şöyle yapalım. İlk açıldığında program bununla geliyor. Sanatçılar buradan seçebiliyoruz biz uzun listeden. Şarkılar tabii ki hani programın olmazsa olmazlarından. Ki işte gördüğünüz bu performans sorunu hakikaten sıkıntı verici hale geldi. Tabii de benim biraz fazla şarkı var iPad'imde. iPad'im 64 GB ve yani neredeyse 34 GB'lık müzik var içinde. Program arayüzü gördüğünüz gibi hayli basit, hayli kullanıcı arkadaşı. Hani eski mutlu günlerimizdeki gibi bu acayip güncellemeler gelip her şey birbirine karıştırılmadan her şey daha böyle bir hani içinden çıkılmaz hale gelmeden öncekisi gibi duruyor. İşte türler, komple şeyler yaptığınız karışık albümler diyelim. Karışık albümler ve işte podcastler, videolar hepsini ayırmışlar. Mesela playlistler en sevdiğim özellik. Mesela recently added en son eklenenler. Bakın işte en son dedim Ahmet Kaya albümü burada duruyor. Yavaş yavaş o damar ortaya çıkmaya başladı. Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı albümü. İşte Feridun Düzelç'in yazmış bir tribute albüm. Feridun Düzelç'in şarkıları işte. Gökhan Özen albümü. Mehmet Erdem'in son albümü ki çok da tavsiye etmem bu arada parantez. Kullanması hakikaten çok kolay. Bakın buradan tıklıyoruz. Şarkı geldi. Ara ekran çok başarılı. Programın böyle bir güzelliği var. Otomatik kendi sesi daha yüksek hale getiren, daha zenginleştiren bir modu var. Eğer bu size yetmezse EQ'ya basıp bir DPS EQ diye bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Bu 10 dakika denemenize izin veriyor program. Eğer beğenirseniz uygulama içi satın almayla satın alıyorsunuz ama benim bu uygulama içi satın almalardan artık yüreğim iflam kesildi. Yani programı yarım yamalak satıp ondan sonra tekrar tekrar para almalarından gerçekten nefret ediyorum. Yani bu olmazsa da olur. Yani bu DPS equalizer'ı almasanız da olur. Ama yani zaten program kendi içinde gelen şu hazır içinde gelen şeyle de gayet başarılı. Çok tavsiye ederim. Çok iPad'in kendi içinde gelen işte iTunes'lu müzik çalar programı çok iyi bir alternatif bence. Tek işte enteresan tarafı yani tek hani can sıkıcı tarafı programın paralı olması. Çok da büyük bir para değil. Eğer hani müzik seviyorsanız, iPad'inizde ciddi bir arşiviniz varsa ve bunu iPad üzerinden birçok cihazda kullanıyorsanız ki artık biliyorsunuz işte otomobilimizde de kullanabiliyoruz, birçok yerde kullanabiliyoruz. Bu yüzden de bu müzik yönetim sistemini ben çok ciddiye alıyorum. Bu Bon Jovi Acoustics'in DPS programını size çok tavsiye ederim. Eğer bu son güncellemedeki arayüzü ve programın özelliklerini sevmediyseniz bence bu çok iyi bir alternatif olabilir.